Arkadaşlar merhaba. Hayırlı akşamlarınız, hayırlı günleriniz olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu yasal uyarıyı bir okuyalım ve teyit edelim. Kısa bir video çekeceğim. Biraz hızlı hızlı geçeceğim. O yüzden birkaç tane hisseye bakacağız. Onun değerlendirmesini yapacağız. Para girişi olan ve hareketlenmesini beklediğim hisseler hakkında sizlere kısa kısa bilgiler vereceğim. Ben biraz önce çalıştım. Yaklaşık bir saat hemen ona uğraşıyorum. Çalıştım ve sizlere kısa öz olarak her zamanki gibi anlatacağım. Öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Oradaki ele dokunup benim abone sayımı artırırsanız bu beni mutlu eder. Ve videonun altına da yorum yazarsanız ondan da mutlu olurum. Ve hisselerinizi yazarsanız onlar hakkında kısa kısa özet geçip notlar sizlere aktarıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle endeksimize bir bakalım. Endeksimize şöyle baktığımız zaman daha önceki denemiş ve bak burada sizin de gördüğünüz üzere burayı deneyip burayı geçer geçmez nasıl bir hareket yapmış? 2276'ya kadar bir hareket yaptığı gözüküyor. Dün ne demiştik arkadaşlar? Saat öğleden sonra endeksimizde yarın 1-1.5-1 düşüş bekliyorum demiştim. Temettü verimliliği ve temettü günüydü. O yüzden endeksimiz 1-1.5 düştü. Ama hisselerde biraz geri çekilse de gün içerisinde toplayacağını zaten size 30 saniyelik videoda söylemiştim. Gün içerisinde tekrardan bir toparlama oldu. Şimdi endeksimize hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi endeksimize baktığımız zaman endeksimiz kaçtan kapattı? 2188. Gayet olumlu ve gayet güzel. Şimdi endeksimizin bundan sonraki ilk şu andaki direnci neresi oluştu? 2192 seviyeleri şu anda bizim için bir direnç noktası. Sizlere devamlı söylemiş olduğum 2165 seviyesi üzerinde kapanış olduğu sürece asla korkmayın, asla hareket etmeyin, rahat olun dedim yani. Al sat, al satlarla uğraşmayın. Sağlam hisseleriniz var ise sağlam hisselerinize sahip çıkın. Kimseye malınızı kaptırmayın. Defalarca bunu sizlere söyledim. 22 günlük EMA 2067 seviyesine kadar yükseliyor. Bu devamlı. Buradaki bu çizgi, bu endeks yukarı gittikçe buradaki şöyle izah edeyim. Bu yukarı gittikçe buradaki çizginin ucu da havaya kalkarak ortalamaları biraz yukarı zaman zaman çekecek. Aşağı geldiği zaman da ortalamalar aşağı düşecek. Şu anda 2067 EMA. 2067'nin altında kalmadığımız sürece, üstünde olduğumuz sürece yarın ilk deneyeceğimiz 2192 seviyeleridir. 2192 seviyesini eğer güçlü hacimle aşarsak 2192'nin üzerinde ki test edeceğimiz nokta 2280 seviyesi. Ondan sonra artık yolumuz açık ve ferahtır. Her zaman size ne dedim? Borsadan korkmayın, sakin olun, asla yılmayın, paranızı kimseye kaptırmayın. Defalarca bunu sizlere söyledim. Canımın, gücümün yettiği kadar. Şimdi şöyle baktığımız zaman gayet güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Yarın belki bir genelde çarşamba günleri öğleden sonra biliyorsunuz sizde bir satış gelebilir. Çünkü çarşamba günü mallarını satıp cuma günü parayı cebine koymak için hafta sonu risk almayanlar da belki öğleden sonra gün içerisinde dalgalanmalar olabilir. O konuya al satçılar biraz kredili işlem yapanlar biraz o konuya dikkat ederlerse sevinirim. Belki burada biraz yatay da olabiliriz. Bak bir gitmiş gelmiş. Belki buralarda böyle bir yatay harekette buralarda biraz başlayıp buraları böyle dip yani bura kaçmış. 2165 seviyesinde biraz orayı dip olarak da belki bu hafta öyle de geçirebiliriz. İzlemek lazım. Ama benim bugün dikkat etmiş olduğum birçok hissede böyle yabancıların kapış kapış aldığı sinsice böyle toparladıkları birkaç hisseyi sizlere söyleyeceğim. Çok var da şimdi önemli dikkatimi çeken 2-3 tane hisseyi sizlere anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Esas amacımız o. Kanalıma tekrar söylüyorum. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen ilk hissemize fazla lafı dolaştırmaya uzatmaya gerek yok. İlk hissemiz nedir arkadaşlar? Hadi bilin. Koç Holding. Koç Holding. Koç Holding mi, Sabancı Holding mi? Koç Holding mi, Sabancı Holding mi? Bu konu hakkında bana çok yorum ve çok videolar geldi. Çok eleştiriler de geldi. Ben ikisinin de çok uygun ama şöyle grafiğini incelediğimde Koç Holding'in Sabancı'ya göre biraz daha ucuz olduğunu gördüm. Yükseliş yani grafikte biraz daha ucuz olduğunu gördüm.
Onun için şöyle bakıyorum. Ben biraz çalıştım dedim ya, fazla size lafı uzatmadan, dolandırmadan, sizleri zamanınızı almadan ben önceden çalıştım ve size hemen bunu kısaca anlatayım benim bildiğim, anladığım kadarıyla. Şöyle bir tret. Nereye gitti onu da anlayamadım. Şöyle baktığımız zaman şu nokta. Evet. Bu nokta benim için önemli bir nokta. Neresi burası biliyor musunuz arkadaşlar? Bu nokta yükseliş trendinin şurada başladığı nokta. Yani kaçmış? 33-28 yükseliş trendine başladığı nokta. Defalarca size her videomda Sabancı, Koç, artık Petkim, Tüpraş alın, bunlar çok ucuz, Arçelik çok ucuz, pahalı diye düşünmeyin. Bunların potansiyeli var, bunlar gidecek işte, defalarca zaten söyledim. Yani şimdi buradan bir yükseliş trendinin başladığı bize gözüküyor. Hemen temizleyeyim grafiği. Kısa bir öz anlatacağımı söyledim. Daha önce denemiş olduğu bir zirve var burada bak. Şuraya gelmiş ve buradan bir geri dönüş yapmış. Yani 37-66 seviyesi. Eğer bu hafta içerisinde 37-66 seviyesi üzerine yerleşirse, bu lafımı iyi dinleyin, 37-66 seviyesi üzerine yerleşirse ondan sonraki hedefi daha önce denemiş olduğu 39,5 seviyene kadar bir hareket bekliyorum. Bugün müthiş bir alım vardı. Son dakikada az da olsa biraz verdiler, o beni fazla bağlamaz. Peki ben bu her zaman şunu da size söylüyorum. Yeni almış olduğumuz orta ve kısa vadeli hisselere mutlaka ve mutlaka stop noktalarını koymadan asla işlem yapmayalım. Şimdi Koç Holding'de stop noktası neresi? Yani şimdi insanların risk oranına göre değişir. Bazısı %1-1,5, bazısı 2-2,5, bazısı 3,5-4, böyle aşağılara stop noktası koyar. Yani ben bu kadar düştü, ben bunun altındaki zararı çekemem, dayanamam deyip oradan verilecekleri yer neresi? Arkadaşlar şu nokta, yani 35-92 kısa vade düşünenler için, kısa ve orta vade düşünenler için stop noktası. Ben çok alırsam çok zarar ederim buradan. Yani ben biraz daha yukarıdan koymak istersem nereden koyarım dediği zaman, o zaman senin stop noktan 36-38 seviyesidir. Mutlaka stop noktanızı koymadan yeni bir hisse almayın arkadaşlar. Koç Holding'i beğeniyorum. Yani şu anda kısa vade düşünenler ve bu hafta ben portföyümü ekliyorum diyenler için belki bir ufak bir geri çekilme olursa 36 seviyeleri alım için bence güzel yerler olarak gözüküyor. Eğer bugün yani buradaki fiyattan alırsam da 36-38'in altındaki kapanış benim için kısa vade düşünenler için mutlaka stop noktası. Şimdi bu Koç Holding, Çanak, Fincan düşüp böyle bir tamamlamasını bekliyorum. Buraya düştüğü zaman burası neresi? 36 seviyelerine geldiği zaman kısa vade, orta vade, uzun vade fark etmez, alım için uygun yer olacağını düşünüyorum. Bir bunun grafiğine bakalım arkadaşlar böyle. Hala zirveye ulaşamamış, 39,5'tan hala %7-8'lik bir marj var. Bir de Sabancı'ya bakalım. Sağ ol. Evet. Sabancı Holding'e baktığımız zaman Sabancı Holding artık zirveye ulaştığı burada gözüküyor. Yani daha önce görmüş olduğu o hani şey vardı ya, 17 Aralık sürecinde görmüş olduğu zirveden hani şelale gibi aktık ya, o görmüş olduğu zirvenin şu anda tam bugün kaçmış orası? 17-60-61. Yani oralara kadar gün içerisinde gelmiş ve oradan tekrar bir dönüş yapmış. Bir de bunu merak ettim. Bir saatliğine bakmak istedim. Bir saatte neler yapmış? Şöyle baktığımız zaman saatlik grafikten hemen şöyle biraz büyüteyim, cep telefonuyla izleyenlere bakalım. Son bir saatte hissede biraz geri çekilme olmuş. Bak kırmızı mumu yakmış. 50 günlük ortalamasının altı. 50 günlük ortalaması kaç? 17.54. Yani 17.54 50 günlük ortalamasının son dakikada altına vermiş. Yani ben buradan eğer uzun vade
veya orta vade almak istiyorum diyorsanız, ben burada Sabancı yerine biraz pahalı görüyorum. Ha, gitmez, anlamı taşımaz. Eğer bu zirveyi kırarsa ve bu zirvenin üzerine oturursa da bu şekilde de yolunun uçak gibi gideceğini de sizlere söyleyebilirim. Yani bu da açık ve net. Ama Koç'u bir tık daha bundan, yani yatırım için biraz daha ucuz görüyorum, yani onu söyleyeyim. Ondan sonra bak, ondan sonraki isim önemli ise Tekfen. Tekfen bu Ukrayna Rusya savaşından dolayı orada yatırımları vardı. Rusya'da çok fazla, Ukrayna'da, Rusya'da, onlardan dolayı bir geri çekilme yaşadı ve artık bu geri çekilmenin bir düzeltme olduğunu varsayarsak artık bir hareket de geleceğini Tekfen'de düşünüyorum. Bugün alımların güçlü ve kuvvetli olduğunu ben Tekfen'de gördüm. Yani kısa vade belki biraz daha geri çekilme olabilir ama mutlaka portföyümüzde olması gereken hisselerden bir tanesi de Tekfen olacağını düşünüyorum. Tekfen'in şu andaki fiyatı kaç? 20.36'dan kapatmış. Kârı gayet güzel. Teknik olarak al veriyor. Analistlerin 12 aylık hedefi 29.63 demişler. Benim hedefim nedir derseniz, benim hedefim de aşağı yukarı 29.30 civarında gözüküyor. Bir yıllık hedefim. Yani daha önceki denemiş olduğu zirvenin oraya kadar bir hareket bekliyorum. Orası kaç, yüzde kaç getirir onu size söyleyeyim. Bugünden oraya kadar gittiğimiz zaman, hadi bu zirveyi zorladığını düşünelim, %47.5-48'e yakın bir prim yapacağını düşünüyorum. Bunda da manyak bir alım vardı, açık ve net konuşayım. Ondan sonraki hissemizde yine video uzadı gitti, laf lafa açtı arkadaşlar. Enerjisa. Enerjisa'ya baktığımız zaman 2022 yılının defalarca size böyle vura 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 defalarca söyledim. 2022 yılı enerji sektörü olacak diye defalarca söyledim arkadaşlar. Enerjisa'yı gördük, Aksen'i gördük, Ayen'i gördük, yani Aksa'yı gör, yani her şey, enerjiler patladı gidiyor. Onun için bu da artık bir zirveye gelmiş gözüküyor. Dikkat etmek lazım. Yani bu da artık buralarının biraz zirve olduğunu düşünüyorum. Eğer 15 şurası daha önce görmüş olduğu 15-60-62 seviyesi üzerine atar ve yerleşirse yeni zirveleri deneyecektir. Bunun haberiniz olsun. Peki bu hisseyi buradan alırsak, hemen stop noktamızı fazla lafı uzatmadan hemen sizlere söyleyeyim. Ben bu hisseyi buradan alırsam stop noktam nereye, başıma bir iş gelmemesi için, biliyorsunuz her an her şey olabilir bizim borsada, 14.95 kısa vade için mutlak suretle stop noktası olarak değerlendirebiliriz. 14.95'e gün içerisinde gelebilir. Hemen gün geldi, ben vereyim anlamı taşımaz. Önemli olan gün sonunda endeksin kapandığında acaba Enerjisa 14.95 seviyesinden kapanış yapıp yapmadığını göreceğiz. Eğer yaparsa, ertesi gün de 14.95'in altında hareket yapıyorsa artık bay bay deyip göndereceğiz. Ama bir de güzel taraf var. Eğer 15.60 kaçtı burası, tam söyleyeceğim. Eğer bir saniye şöyle baktığımız zaman 15.64 seviyesi üzerine yerleşirse, 2-3 seviyesi orada işlem yaparsa pozisyonlarımızı artırmaya devam edeceğiz. Ve ondan sonraki ise arkadaşlar, zaman hemen akıp gidiyor. Kaç dakika oldu? Ondan sonraki hissemiz Koza arkadaşlar. Hektaş'a da geleceğim. Hektaş'ı çok soranlar var. Bundan sonra da Hektaş'ı anlatacağım. Şimdi Koza'ya baktığımız zaman, bugün de arkadaşlar biz hani her zaman söylüyorum ya, çevremizdeki arkadaşlar da bugün Koza'yı önermiştik. Demiştik hareket olabilir. Kesinlikle ben kimseye bir hisseyi al, sat, tut demedim bugüne kadar. Demiyorum ama diyorum ki grafiği güzel, bir hareket yapabilir, haberin olsun diyorum. Şöyle baktığımız zaman zirveye kadar bir hareket yapabilir mi? Ben zirveye kadar bir hareket bekliyorum. Çünkü daha önce 17 Aralık süreçteki zirveyi geçti. Yani hani diyorum ya, 3 seans eğer onun üzerinde işlem yaparsa artık yeni zirveleri denemeye az kaldı. Buradaki zirveyi geçtikten sonra 1-2-3 seans yaptı ve artık burayı zemin yaptı. Burası kaçtı? Ben bu kısa vadede alırsam benim stop noktam nere derseniz, 25.48 sizin stop noktanızdır. Stop noktasız asla yeni bir hisseye girmek yok. 25.48'in üzerinde kaldığı müddetçe ilk test edeceğini size söylüyorum.
kısa zamanda 26-86 seviyeleridir. Eğer 26-86 seviyesinin üzerinde hareket yapıp da 27'nin üzerine oturur, 2-3 gün oralarda hacimli bir şekilde beklerse artık yeni zirvelere hazır olun anlamı taşır. Tamam arkadaşlar. Ondan sonraki son hisse, video çok uzadı. Aslında birkaç hisse daha vardı. Onu başka videoda anlatacağım. Tüpraş. Tüpraş'ta söyleyeceğim. Tüpraş'a baktığımız zaman fiyat olarak ben hala potansiyelinin olduğunu ve zirvelere kadar artık yaklaştığını, buralardan biraz temkinli olmakta yarar var. Eğer 208.80 seviyesi üzerinde kapanış yapar ise 2 seans, ondan sonraki denemiş olduğu daha önceki 220 seviyesini test edeceği anlamı taşır. Peki ben bunu alırsam stop noktam neresi? Ben nereden stop olacağım derseniz, şu andaki baktığımız zaman stop noktamız neresi gözüküyor? 198.80 seviyeleri kısa vade düşünenler için mutlak suretle stop noktasıdır arkadaşlar. FK'sı 195 gösteriyor. Eğer uzun vadeciysem ben 195'in altına gelmeden de bu hisseyi şu anda vermem. Pardon, FK demişim. 22 günlük ortalaması 195-30 seviyesinde. Daha öncelerden defalarca söyledim. Eğer dedim 189 seviyesi üzerine yerleşirse 200'e kadar hareketi bekliyorum dedim ve oraya yerleşir yerleşmez %10'la bir uçtu ve gitti. Petrol fiyatlarının artmasından ve rezervlerin çok olmasından ve uçakların yaz geliyor, işte turizm sektörünün açılmasından dolayı, yani yakıtı kim veriyor? Tüpraş veriyor. Rezervleri de dolu. Yani biraz petrol fiyatları az bir geri geldiğinde dikkat ederseniz buradan hemen Tüpraş'ı verdiler, ama petrol fiyatları yükselince bunda da anında bir hareket oldu. Petrol fiyatlarını takip ederek bu hisseyi de takip edersiniz. Size bir tüyo olsun. Petrol fiyatı gidiyorsa Tüpraş gider. Geri geliyorsa bunda bir geri çekilme olabilir, ama ben petrol fiyatının öyle hemen 3 lira 5 lira değil, çok aşırı bir şekilde geri gelirse Tüpraş gelir. Yoksa bu şekilde tıkır tıkır yoluna devam eder arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi videomuz çok uzadı. Fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız unuturum. Bu hisselerde para girişleri var. Alımları güçlü ve kuvvetli. Onun için takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.